Merhabalar, YouTube Terraria'ya devam ediyoruz. En son bölümde demiştim ki hani birkaç tane balık görevi falan onları ben yaparım. Sonrasında devam ederiz. Yani başka bir şey olmazsa durdururum falan demiştim. Hani genel olarak çok bir şey olmadı. Sadece dolunay olduğu için birazcık da kurt adam kestim. Kurt adamlardan şu Moon Charm düştü. Bu kadar yani. Başka da önemli bir şey yok. Bunun dışında neler yapacağıma falan baktım. Öncelikle bir tane silah varmış. Büyü silahı. Onu yapacağım. Bir de şurayı geliştirmeyi düşünüyorum. Daha büyütmeyi. Öyle olunca gelecekmiş çünkü. Yani şu üzerimdekileri genel olarak bir boşaltayım da. Sonra bakarız onlara da. Gerçi neler varmış acaba? Bir de şu sandıkların yerlerini falan düzenledim işte. Onlar da bu şekilde oldu. Artık şunu da kullanmayacağım bu arada. Gerek yok yani. Zaten slime coin'in verdiği şöyle şeyler var ya, bunlar gayet işe yarıyor. Galiba şuraydı. Evet. Sonra bakalım banner'lar falan var. Bir de Mechanical Worm'u çağıracağız bu bölümde. Bakalım onunla savaşabilecek miyiz? Herhalde savaşırız gibi. Silahları buraya koydum işte. Şuralarda aksesuarlar var. Buralarda düşeni buraya koydum. Ayrı bir şekilde. Böyle yani genel olarak. Şu an telefon içinde bu kadar malzemem var. Bir de şu işte. Bunların hepsi telefon malzemesi şu anda. Şurada iki tane de banner varmış. Sonra yeni silahı yapmaya başlayacağım ki daha kolay olsun her şey. Tabi düzgün hatırlıyorsam. Bu da kurt adam kestik diye geldi. Bu arada gece olduğu için kurt adama da dönüşebiliyorum. Onu da göstereyim de. İşte bu şekilde artık bir kurt adamım. Kurt adam olduğumda normal saldırıları falan yapabiliyorum. Ama ekstradan işte fiziksel yeteneklerim güçlenmiş. Şu an sabah olduğu için gitti mesela. Şimdi almam gerekenlerden birincisi şu ışıktı. Işık yokmuş hiç. Yine ışık farmlayacağız yani. Sonra Pixie Dust lazımmış. Unicorn Horn lazımmış. Biraz da Scythe lazımmış. Bu Scythe'ı boss'tan alıyoruz. Diğerine de bir bakayım başka ne vardı. Bir de kristal shard lazımmış. Neredeymiş o kristal shard? Şuraya koymuştum galiba. Evet, bundan işte. Şimdi gidip birkaç tane de, hatta şurada bir bakalım. Evet, şu anda yapılmıyor. Birkaç tane de o Soul of Light'tan bulduk mu yapabilir duruma geliriz artık. Bu arada şunları da çağıralım da. Bu arada haritam kapanmış benim. Benim haritam niye kapanmış? Yani bu birazcık garip. Acaba bir bug falan mı oldu? Haritam niye kapanmış ya? Belki çık gir yapsam düzelir, bilemedim. Yani. Bunun niye müziği çaldı emin değilim. Neyse. Garip garip şeyler oluyor. Bir bakalım.
Hiç daha Soulslike bulamadım ben, değil mi? Neyse. Hala yok bir şey. Ya garip olan bu harita, yani niye böyle gerçekten ya, sinirimi bozdu. Ne bir gir çık yaptım yani, neden böyle oldu ki hemen? Çıktı sonunda. Şunu şuraya koyalım da şuradan görelim malzemeleri. Hatta şunu da şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Hani dediğim gibi belki bir ihtimalle hani kapat aç yapınca çıkar da. Üç tane etmiş. Hayda. 4 etti. Bir bakayım kaç tane. 8 tane lazımmış en az. Evet. Hala 5 tane. Altıdayız da. Burada bir ceset de buldum. Galiba 7 oldu. 9 olmuş. İyi. İyi, hadi gidelim. Şimdi şuradan Rainbow Road yapabiliyoruz. Artık bu silah. Manik mi? Evet, yani. Böyle. Şöyle sıktığımızda direkt düşmana gidiyormuş ya da kontrol de edebiliyormuşuz bu şekilde. Bu arada çok güzel şekil çıkarıyormuş. Mesela şöyle gibi. Ya da
düz basıp direkt gönderebiliyoruz. Bu arada sanki şu silahımızın özelliğini değiştiriyordu. Evet bak, bunu yapıyor. Şunu reforge'lasana bir. Bakalım. Heh, bak superior oldu mu mesela şu anda. Yani bunun böyle çok güzel bir özelliği varmış ya. Şunu mesela yapabiliyor muyuz? Kötü geldi. Yani iyi geldi. Hadi bir daha. Bir daha. Güzelmiş bu. Beğendim. Olur. Bu güzel zaten. Şu hız veriyormuş. Bu da falan filan. Şu knockback'i değiştirelim. İyi, güzel. Bu da zaten iyiydi. Geri kalanlarda bir şey yok herhalde. Mesela şunu. Damage verdi, kritik verdi, damage verdi, defans verdi, damage verdi. Bütün parayı da yedik böylece. Neyse hadi hareket hızı kalsın. Bu. Tamam, defans falan olur. Önemli değil. Yani boş olanları en azından bir değiştirelim yeter şimdilik. Tamam herhalde. Bakalım ne kadar paramız gitti. Gelsene. Bir dur şurada. Yani hala bir titanyumumuz var. Pardon, platinyumumuz varmış. O yüzden kabul edilebilir. Bu arada bu manayı yiyormuş bayağı. Ama yani çok da şey değil herhalde. Eğer sorun olursa hemen değiştiririz. Şu balıkçıya gidecektim. Bizde olan bir görev varsa hemen verelim. Yok. Toprak istiyormuş. Tane daha çağıralım şöyle. Bu arada bazı geceler Steampunker oyundaki Plantera öncesi en iyi silahı kanadı veriyormuş. O yüzden onu da bekleyeceğiz aslında. Şimdi kanat demişken bir savaşımız vardır yani. Böyle hiç göremedim ya. Gelsin nerede? Nasıl attığını göreyim şunu. Evet, gidip direkt onlara saldırıyor. Galiba yok oldu zaten onlar, o yüzden saldıramadı. Şu haritanın böyle olması sinirimi bozdu biraz. Evet, gidip vuruyor gayet de. Biz hadi geceye geçelim. Ya şimdi bu vuruyor da. Acaba yani belki güçsüz falandır, bilemedim. Emin değilim. Gün geçsin bakalım. Burada hemen durdurayım. Geri geldim hemen. Şurada bulutlar durdu ve iskelet bulutu var. Bunu görünce bir durdurdum. Bulutlar hareket etmiyor şu anda. Acaba rüzgar yok diye mi? Ve. Hadi 9 saniyesi kaldı. Belli olacak. Bakalım bu gece bir şey var mı? Yokmuş. Tamam, biz kendi şu itemlerimizi alalım. Hareket hızı bu aynısı zaten. Da şöyle alalım. Tam olsun. Bu arada iksirimiz nerede?
Pikseller galiba evet buradaymış. Şöyle. Mekanik de burada. Bununla bir savaşımız var bugün. Şimdi şuradan da yenileyelim de her şeyi. Hemen pikselleri falan içelim, yiyelim. Tamamdır. Ve şimdi. Şunu da koyup hadi bu savaşı başlatalım. Hasar yememek için şöyle yapacağım işte. Ve buradan yeniden. Yani bununla uçmak daha kolaydı, o yüzden. Yine mana bitti. Hadi geri şu tarafa gidelim. Onları yok etsek zaten bayağı bir etkili oluyor. Çünkü vuramıyor daha en temelinde. Yani buraya gelince sorun olacak ama neyse. Ben şuraya bir ineyim. Yani artık o kadar da vuramıyor mesela. Çünkü temelinde yani orayı durdurduk birçoğunu. Gelsin. Şuradan bir inelim. Hadi hadi ölürsün hadi. Sanki kolayca ölecek gibi geldi ama. Yani artık ilk baştaki kadar saldıramıyor mesela en temelinde. Hadi geri dönelim de. Biraz da yavaş hareket ediyorum ki. Gel bakayım hadi şuraya.
Yani neredeyse hasar bile veremedi ama. Sadece biraz uzun sürdü işte en temelinde. Evet. Böyle işte. Şunu da alalım. Buraları da alalım. Yani sadece uzun sürdü dediğim gibi. Bunu da aldık. Böylelikle bir tek geriye sonuncu kaldı işte. Şurada mana varmış. Bunları aslında bıraksam daha mantıklı. Yani kalbi falan da bıraksam daha mantıklıydı. Ama neyse. Şimdi ikizler varsa birkaç tane de ikizler keselim. Sabaha kadar keseriz herhalde umarım. Bir tane şunu alalım da. Daha hemen şöyle çağıralım. Gelsin. Böyle olunca mana bitti. Bize hemen bir mana lazım. Heh, geldi. Hayır, buna değil, diğerine vurman lazım ama. Evet, bunu da diğerine vurmayı seçemiyoruz. O zaman buna vuracağız tamamen. Evet, tam da yıldızlar gelmiş, geri dönecektim. Şuradan geri döneyim de o yıldızları alayım. Yani o zaman seni keserim. En rahatı. Yani bana acilen mana lazım bir yerden. Bak şöyle. Yani sabah oluyor, hemen kesmem lazım. Hadi ama hadi, çok az süre kaldı. Tamamdır. En azından kestik ve maskesi de düştü. Tam da son 15 saniye kalmıştı. Ama artık daha rahat bir şekilde kesebiliyoruz yani. Kesinlikle. Bundan sonra bir de o gelişmiş olan iskelet var. Onu da kesersek eğer tamamdır. Şöyle canımız da yenilensin. Yani burada golfçü ölmüş. Yazık golfçüye. Bize de burada... Bu ne be? Bir şeyler atmamızı sağlıyor herhalde ama.
Neyse. Şimdi son boss'u kesmemiz lazım ki yeni kazmayı falan yapabilelim ve yeni savaşlara gidebilelim. Şöyle Soul of Light, Soul of Might, bunların hepsi Quick Stack dedi. Hemen şöyle düzeltelim. Kristal Shard'ı da şuraya bırakıp burayı da düzenleyelim. Yani şöyle şeyler, böyle şeyler var işte. Şu kısım bir kalsın. Şu alttakileri gerçi şöyle. Evet, şu alttakileri bırakalım. Şurada iksir var. Tabii o iksire gerek yoktu. O iksir bana lazım. Başka banner var, ip var. Mezar var, ışık var. Şurada sanki buradaydı. Evet. Boynuz da var. Silahmış ama garip. Şimdi bu hangisinde acaba? Burada mı? Evet, buradaymış. Tamam. Bu arada sen de bir gel de parayı da sana atalım hemen. İyi ki platinyum oldu. Şurada da mezar ve ışık var. Ve yukarı gidip zaferimizin işareti olarak onu koyalım. Bu arada mantarın gelmesi için 100 blok lazımmış. Ama hallederiz onu. Ha, burayı da düzenledim bu arada. 3 tane sandık koydum. Burada çağırma itemleri. Şurada maskeler. Tabi sırasıyla maskeler ve totemler. Burada ikişer ikişer gidecek yani. Fazla olanları direkt atıyorum yana, yani şuraya. Buraya da işte geri kalan her şey. Geri kalan düşenler. Tabi önemli mi değil mi orasına falan bakmadan işte bu şekilde. Şimdi yani temelinde bu geceyi falan da geçirmemiz lazım da. Sen para ver bize. Yani bayağı para oldu yine aslında. Şu Tinkerer'dan bundan sonra full itemleri falan da yapabiliriz. Hani bunların en gelişmişleri yazıyor zaten wikisinde. Ona göre ayarlayabiliriz belki. Yani bu bölümün temeli de zaten bu şekildeydi. Neredeyse bitirdik yani. Şöyle uçalım azıcık. Wow. Çıkamadık ya üstüne. Karakterler de geri geliyorlar. Yani bu itemin şöyle gidip yol bulması gayet güzelmiş. Verdiği hasar da kötü değil bu arada. Bir de çünkü şöyle bir şey var. Şuraya bir inelim mesela, gelsinler. Hatta muhtemelen daha kolay yolu falan da vardı. Şöyle bir özelliği de var yani en temelinde. Şöyle vuruyoruz ve şöyle şeyler yapabiliyoruz işte. Yol açmak gibisinden vesaire. Her şeyi bayağı uzun kullanabiliyoruz. Bıraktığımızda da gidiyor zaten. Vuruyor. Kimi istiyorsak. Şöyle temizlemek için. Gayet de güzel yani. Şöyle şuraları temizleyelim hep. Şimdi dediğim gibi bu yolun üzerinde birazcık mana bırakmak istiyorum. O yüzden şöyle, o hangisi? Ha, hızlı koşmaymış.
Hadi bir dönelim Beyze de bu bölümü bitirelim. Bir de oyunu kapatıp açayım da harita belki geri açılır. Bu arada aşağı inince kırmızılaşma nedeni aşağının crimson olması. Evet, böylelikle bu bölümü de bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Görüşürüz.